Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar sarmal TYT Matematik Soru Bankası çözümlerinde. Birinci dereceden eşitsizlikler sayfa 105-106'dayız. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Yüksekliği 4,6 metre olan bir depodaki tezgahın üzerine küp biçimindeki özdeş 6 tane kutu şekildeki gibi konuluyor. Tezgahın yerden yüksekliği 1,3 metre olduğuna göre kutuların bir ayrıt uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi güzel insanlar hemen biz şuradaki bir ayrıtına x dersek şurası da x burası da x oldu. O zaman bizim fark ettiyseniz şurada toplamda total olarak 3x'lik bir yüksekliğimiz var. Ve 1,3 ile topladığım zaman yine de 4,6'dan ne olacak? Küçük olacak. O zaman 3x artı 1,3 küçüktür ne gelecek güzel insanlar? 4,6 gelecek. O zaman canlarım buradan 3x küçüktür 4,6 eksi 1,3 yazdık. 3x küçüktür 4,6'dan 1,3 çıkarsa 3,3 kaldı. Ama burası metre. Bizden istenen şey santimetre türünden en büyük değerini soruyor. E sen bunu santimetreye çevirirsen 3x küçüktür 330 santim olur. O zaman x küçüktür buradan 110 geldi. 110'dan küçük en büyük tam sayı değeri de 109 gelir güzel insanlar. Geçtik hemen ikinci sorumuza. Ayşe, Bahar, Canan ve Derya adlı 4 arkadaşın 3'ü arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Ayşe şöyle bir şey demiş. En uzun boylunuz olmasam da Canan'dan kısa değilim. O zaman hemen devam edelim. Şöyle Canan boyu benden kısa olan en az bir kişi var. Derya Ayşe'den uzunum. Ayşe, Bahar, Canan ve Derya'nın metre cinsinden boylarının uzunlukları sırasıyla A, B, C, D olmak üzere yukarıdaki verilen konuşmalara göre A, B, C, D'nin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi ne doğru olarak verilmiştir? Tamam, güzel insanlar ne yapacağız? Hemen birinci öncülü tekrar bir okuyalım. En uzun boylunuz olmasam da Canan'dan kısa değilim. O zaman Ayşe'nin boyu büyük eşittir C'den. Yani Canan'dan. Niye büyük eşit dedim? Çünkü Kısa değilse eşit de olabilir, büyük de olabilir. Birincisi bu. Şimdi Canan da diyor ki boyu benden kısa olan en az bir kişi var. Yani Canan'ın arkasında banko en az bir kişi var. En az. Şimdi o yüzden burada kesinlikle bir harf gelecek. Ama B mi gelecek, D mi gelecek onu bilmiyorum. Ne yazmış? Ayşe'den uzunum. O zaman banko derye geldi buraya. E şimdi bundan kısa en az bir kişi varsa B de buraya geldi. Sorunun cevabı o zaman D büyüktür A'dan. Evet. Büyük eşitleri C'den o da büyüktür B'den. Cevabımız ne geldi böylelikle? B şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. 3. sorumuzda X ve Y gerçek sayılardır. X eksi Y'nin karesi büyüktür X artı Y'nin karesi olduğuna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Bunları sağlayan bir tane değer bulduğumuz zaman bizden iyisi yok. Şimdi güzel insanlar X pozitif Y negatif gerçek sayıdır. Bakalım. X'e bir 2 verelim. Y'ye de geldik. Eksi 1 verdik. O zaman burası ne oldu? 2 eksi eksi 1'in karesi büyüktür. 2 eksi 1'in karesinden. Buranın sonucu 3'ün karesi yapar. Büyüktür 1'in karesinden. Al sana birinci öncül doğru olabilir. Geldik ikinci öncülümüze. Toplam değeri 0 olabilir. Bunun 0 olması için buna 3 verelim. Buna eksi 3 verelim. Anlaştık mı? Topladığın zaman 0 geldi. Peki x'e 3 y'ye eksi 3 verirsen ne olur düzenlenmiş hali? 3 artı 3'ün karesi büyüktür 0'ın karesi. 6'nın karesi büyüktür 0'ın karesinden al sana bu öncül de sağlanır. Şimdi x çarpı y sayısı x eksi y sayısından büyüktür. Mecburen x ve y ile ilgili bir ilişki bulmamız lazım. Tabii ki onu nereden buluruz? Kare alma işleminden. Birincinin karesi geldik yazdık x kare. Eksi 2 tane x artı y artı y'nin karesi büyüktür. Buranın karesi ise x kare artı 2 tane x y artı y kare geldi. Canlarım burada x kare x kareyi y kare y kareyi götürdü. Bunu karşıya atarsak 0 büyüktür 4 tane x çarpı y. Demek ki güzel insanlar buranın işareti negatif. Yani x ile y'nin çarpımı bir kez 0'dan küçük. E bunu sağlayan değer verirsek bakalım bura olacak mı? X'e gelin eksi 1 verelim. Y'ye gelin 1 verelim. O zaman eksi 1 çarpı 1. Eksi 1 çarpı 1 ne geldi? Sonuç olarak eksi 1. Eksi 1 bir, eksi 1'den yani eksi 2 sayısından nedir? Büyüktür. Al sana bu da doğru olabilir. O zaman cevabımız E şıkkı çıktı. Bak olabilir dediği için bunları sağlayan bir tane değer bulduğumuz zaman işlem bitmiştir. Geçtik dördüncü sorumuza. Kasasının eni 35 birim olan bir taşıma kamyonuna yerleştirilen mavi renkli eş küpler ve kırmızı renkli eş küpler ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kamyonun kasasına yan yana olacak şekilde en fazla 3 tane mavi renkli küp birinci durumdaki gibi yerleştirilebiliyor. Şimdi sen geldin diyelim ki mavi yerleştirdin. X, X, X. Dördüncüyü buraya yerleştiremiyor musun? Anlaştık mı? Yani dışarı taşıyor. O zaman 3X dediğin ifade... 35'ten küçük 4x dediğin ifade 35'ten büyüktür. Buradaki mantık bu. Şimdi geldik buraya. Kamyonun kasasına yan yan olacak şekilde en fazla 4 tane kırmızı renkli küp ikinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Geldik. Bu sefer de şöyle yazdık. Y, 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 Y. O zaman beşinci koyduğuna ne yapıyor? Taşıyor. O zaman. Şimdi yine aynı yorum yapacağız. 4Y dediğimiz ifade. 35'ten küçük 5y dediğimiz ifade de güzel insanlar ne yapacak? Tabii ki 35'ten büyük olacak. Şimdi mavi ve kırmızı renkli küplerin ayrıtlarının uzunluğu birim cinsinden birer tam sayı olduğuna göre 3. durumda bak 3. durumda yani bir mavi bir kırmızı olacak şekilde yan yana yerleştirilmiş küplerin yanında kalan boşluk en fazla kaç birimdir? Bu boşluğun en fazla olmasını istiyorsan bunların en küçük değeri alması gerekiyor. Gelin şurayı bir düzenleyelim. O zaman 35 küçüktür 4x ise 35 küçüktür 4x ise x yerine burada 9 gelir 10 gelir nokta nokta böyle gider. O zaman burada farkında mısınız? Buranın 35'ten küçük olması için x yerine en fazla da zaten kaç geliyormuş? 11 geliyormuş. Bunu yazdık. Şimdi geldik buraya. 35 küçüktür 5y ise buraya ne gelir? Tabii ki 8, 9, 10 böyle gidiyor ama kaçta duracak hemen yazalım 4 kere 9 36 olduğu için zaten burada 9'u da almıyor 8 10'u da almıyor sadece 8 değerini alıyor y değeri sadece 8 oluyor bak dikkat ettiniz mi burası 40 oldu sağladı burası 32 oldu sağladı sen buraya 9 versen burası ne yapar güzel insanlar hemen burası 45 olur sağlar ama burası sağlamaz peki Y'nin tek değeri var. Geldik buraya direkt hemen ne yazdık? 8 yazdık güzel insanlar. Peki x'in en küçük değeri kaç? 9. Onu da buraya geldik yazdık. O zaman 9 artı 8 artı boşluğumuza da gelin. B harfini verelim ya da A harfini verin fark etmez. Boşluğa da B dedik. Burası neye eşit? 35. O zaman 17 artı boşluk eşittir 35 ise boşluk buradan kaç gelir? 18. En fazla kaçmış? 18'miş. Yani cevabımız güzel insanlar e şıkkı çıktı. Çok tatlı bir soru olmuş. Geçtik 5. sorumuza. Düz bir kuyrukta birinci sırada olan kişinin gişeye olan uzaklığı ile Ard arda gelen herhangi iki kişi arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Hemen bunu bir anlayalım arkadaşlar. Geldik şöyle bir kuyruk çizdik ve bu kuyrukta şurayı da gişe kabul ettik. Burada diyelim ki bizim birinci arkadaşımız var tamam mı? Bunun gişe olan uzaklığı x ise bu bizim birincimiz. Sonra geldik, şurada bir ikinci olan kişimiz var. Bunun da buna olan uzaklığı neymiş? Canlarım xmiş. Hatta şuraya geldik, üçüncüyü de çizdik. Bunun da buna olan uzaklığı xmiş. Peki, Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'e olan uzaklığından daha fazladır. Bu şimdi bununla ilgili bir yorum yapamayız. Konum hakkında bilgi vermez. Sadece uzaklık hakkında bilgi veriyor. Büşra Gişe'ye Ceren'den daha yakındır. Dur. O zaman Büşra dediğin şey bir kez Ceren'in kesin önünde. Yani konum olarak böyle olacak. Anlaştık mı? Şurası bizim gişemiz. Daha yakınmış Büşra. Gişeye Ceren'den daha yakın. Ceren kuyruğun sonuna Azra'dan daha yakındır. Şimdi o zaman Ceren burası bizim kuyruğumuzun sonu olursa Azra Banku Ceren'in önünde olacak. Ama Ceren Azra Büşra mı olacak ya da Ceren Büşra Azra mı olacak onu bilmiyoruz. Bak şu an Ceren kuyruğun sonuna Azra'dan daha yakın. Hem burada da sağlıyor, burada da sağlıyor. Büşra gişeye cerenden daha yakın. Burada da sağladı, burada da sağladı. O zaman ekmeği nereden yiyeceğiz? Tabii ki birinci öncülden. Bak, Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı, Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı hemen şöyle. Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı, Ceren'e olan uzaklığından daha fazladır. Bak, Ceren'e olan uzaklığı burada bu. Burada ise Azra'nın Ceren'e olan uzaklığı bu. E şimdi burada farkında mısınız? Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığıyla Azra'nın Ceren'e olan uzaklığını kıyasladığın zaman bu benim aradığım şey değil. Bak, tekrar söylüyorum. Burada Azra'nın Ceren'e olan uzaklığı Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığından büyük. Bak bu durumda. Bizimkinde ne diyor? Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'e olan uzaklığından daha fazladır. Yani banko cevabımız o zaman ne gelecek? CAB. Kim önde? Büşra önde bakalım gişeye en yakın olan tamam. En yakın olan Büşra sonra Azra sonra Ceren. Büşra, Azra, Ceren cevabımıza ne gelecek? D şıkkı gelecek. Burayı inşallah anlatabilmişimdir. Tekrar anlatmak istiyorum burayı. Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı bakın bu mesafe. Ceren'e olan uzaklığı bu mesafe. Buranın buradan büyük olma ihtimali yok. O yüzden cevabımız üstteki durum dedik ve ona göre yerleştirdik. Geçtik 6. sorumuza. 2x artı 3'ye burada bir kutu var 6. 3x eksi 2'ye kutu 12. x artı y kutu eksi 6. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdaki gibi dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. Buna göre eşitsizliklerde kutu ile gösterilen yerleri yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla yerleştirilmesi gereken semboller aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi güzel insanlar bakın burada Hemen bizim analitik geometriden hatırladığımız bir bilgi var. 2x artı 3y eşittir. Diyelim ki 6 olsun. Biz bunu çizerken x'e 0 veriyorduk. 3y eşittir 6 ise y buradan 2. Geldik y'ye 0 verdik. 2x eşittir 6 iken x eşittir kaç geldi? 3. Bak x'i 3. y'si 2 olan hangisi? Bak x'i 3, y'si 2. Al sana yeşil. Bak bu yeşil senin buradaki ifade. Dikkat! Eğer nokta nokta gidiyorsa... Ya küçüktür ya da büyüktür. Anlaştık mı? Ya küçüktür ya büyüktür. Peki buradaki en güzel nokta sıfıra sıfırdır. Sıfıra sıfır demek ki bunu sağlıyor. Yani buraya sıfır yazdı mı buraya sıfır yazdı mı bunu sağlıyor. E sıfır altıdan büyük müdür küçük müdür? Tabii ki küçüktür. O zaman buranın işareti küçükmüş. Geldik. Hemen güzel insanlar bunu çizmeye çalışıyoruz. 3x eksi 2'ye eşittir 12. X'e sıfır verirsem... Eksi 2'ye eşittir 12'den y değeri kaç geldi? Eksi 6. Geldik y'ye 0 verdik güzel insanlar. O zaman 3x eşittir 12 ise x eşittir 4. x'i 4'te ys eksi 6 olan yer neresi? Bak burası. Burada o zaman burası ya büyük eşittir ya da küçük eşittir. Yine 0'a 0 sıfır sağlıyor. 0 yazdığın şeydi. 0 12'den küçük müdür büyük müdür? Tabii ki küçüktür. Ama bizimkinde bir ne olacak? düz çizgi olduğu için eşitlik olacağı için burası küçük eşit. Geldik son olarak demek ki bu ifadede zaten hangisi güzel insanlar geri kalan sadece bu. Sıfıra sıfır yine sağlıyor. Sıfır sıfır yazdın. Sıfır eksi altta nedir? Tabii ki büyüktür. Nokta nokta gittiği için de eşitlik yok. Buraya da böyle yazdık. O zaman cevabımız ne geldi? Küçük küçük eşit büyük. Küçük küçük eşit büyük. E şıkkı çıktı. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza baktık. Özdeş ve ölçeklendirilmiş kaplarda bulunan kırmızı, yeşil ve mavi renkli sıvıların terazinin sağ ve sol kefelerine konulduktan sonraki denge durumları aşağıda gösterilmiştir. Canlarım burası daha aşağı inmişse buradaki ağırlık buradaki ağırlıktan fazladır. Yani 1, 2, 3, 4 bölmeden oluşmuş 4 tane yeşil büyüktür. 1, 2, 3, 3 tane mavi geldi. Bunu yazdık böyle canlarım. Sonra burası daha aşağıda olduğu için bir tane kırmızı büyüktür. iki tane yeşil. şimdi buradaki eşitsizliği tam anlamıyla kullanmak istiyorsan mecburen şurayı bir 2 ile çarp. Ne yazacak o zaman? 2 tane kırmızı büyüktür. 4 tane yeşil o da büyüktür. Tabii ki üç tane mavi geldi. Soruya devam edelim. Buna göre aşağıdaki denge durumlarından hangisi daima doğrudur. Şimdi daima doğrudur diyorsa biz ne biliyoruz? Bunların ilişkisini zaten biliyorduk. Aynı şekilde buranın ilişkisini biliyorduk. Ama kullanmadığımız ilişki şu. iki tane kırmızı, üç tane maviden kesin büyük. Bakalım şıklarda bu var mı? İki tane kırmızının boyalı oldu. Evet var. 3 tane mavi var mı? Var. O zaman iki kırmızı, 3 maviden banko büyüktür. Yani kırmızı aşağıda mavi yukarıda olacak cevabımız E şıkkı geldi. Geçtik 8. ve bizim son sorumuza. Aşağıda verilen diyagramda her bir karenin köşesinde bulunan dairelerin içinde yazan tüm sayıların toplamı birbirine eşittir. Canlarım o zaman ne yapacağız? M, 2, 3, eksi 4. Bunları bir kez bir toplayalım. Ne gelecek? 5, eksi 4 ile toplanırsa 1. Şurası bir kez M artı 1 geldi. Geldim buraya. Burası 8. 5 çıkartırsan 3. Burası da k artı 3 geldi. Buraya baktık canlarım. Burası 9. 5 çıkartırsan 4. Burası da n artı 4 geldi. E bunlar birbirine eşitse. m artı 1 dediğin değer eşittir. k artı 3 dediğin değere o da eşittir. n artı 4 dediğin değere. E bunların eşit olması için ne yapacağız güzel insanlar? Şöyle bir şey yazabiliriz. Hemen n küçük k küçük m. Ama burada hemen onun banku olduğunu görüyorum. Buna 1 versem. Burası 5 yaptı ya. Burası 2 oldu. Burası da ne olacak? 5 olması için 4. Yani M sayısı K sayısından büyük. O da neden büyük? Tamam. Peki kareleri hakkında yorum yapabilir miyim? Hayır yapamam. Sen pozitif düşünürsen evet tutabilir. Ama şöyle düşün. Buraya geldik. Güzel insanlar ne yapalım? Hemen ikinci öncül için M'ye bir kez eksi 1 yazalım. Burası 0 oldu. K'ya da geldik. Hemen eksi 3 yazdık. Burada 0 oldu. Neye de geldik? Eksi 4 yazdık. 0 oldu. E al karesini. Bunun karesi 1. M kare kaç geldi? 1. Peki k kare kaç geldi? 9. Peki ne kare kaç geldi? 16. E şimdi en küçük ne kare mi? Hayır değil. Yani bu öncül her zaman doğru olmayabilir. Peki m artı k eşittir 2n artı 4. Burada nasıl bir yorum yapacağız? Tabii ki şöyle bir şey yapacağız. m artı 1 eşittir k artı 3 ya. Peki bu da n artı 4 ya. Burada fark ettiniz mi? M ile K'nın yan yana gelmesini istiyoruz. Yani M artı 1 ile K artı 3'ü toplayalım. O zaman N artı 4 ile tabii ki N artı 4'ü toplayacağım. Yani sen aslında şuna A dersen şu da A, şu da A. Yani A ile A'yı burada topladım. A ile A'yı burada topladım. O zaman M artı K artı 4 dediğim ifade 2N artı 8'e eşit. Canlarım 4'ü buraya sallarsak m artı k dediğin değer de 2n artı 4 gelir. Yani bu öncül de her zaman doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 gelir. Testimiz böylelikle biter canlarım. Ne yapalım? Bir sonraki testte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.